kısa bir anlatmıştık tabi. Biz de sizden dinlemek istiyoruz. Hani neden burası? Ziyarette bize bir anlatırsanız. Şimdi çok eski tarihlerden evet. Bugüne kadar tabi bizim büyüklerimiz bu konuyu çok daha iyi bilir. Köyümüzün kuruluşundan bugüne kadar bu ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretler gerçekleştirilirken çevre köylerde şöyle bir de inanış oluyordu. İşte Gölköy yaylaya çıksın, ziyarete çıksın, işte yağmur yağsın, bereket olsun, bolluk olsun. Böyle bir kurbanlar bir, kesilsin. Evet, kurbanlar da kesiliyor tabii aynı zamanda. Çok güzel bir gelenek bu, çok güzel bir ziyaret periyodu ve uzun yıllardır köyün kuruluşundan bugüne kadar bu ziyaretler yapılıyor. Sizler de onu devam ettiriyorsunuz. Tabii, tabii. Evet. Bizden öncekiler, bizler ve bizden sonrakiler, işte az önce dediğim oydu. Biz bunları gençlere de, gençlerimize de bu konuyu aşılayıp onların da bu geleneği yani bu ziyaretleri sürdürmesini istiyoruz. Tabii ki bu köyün tarihiyle ilgili, bu ziyaretlerin tarihiyle ilgili bizden daha büyük köylülerimiz, akrabalarımız daha iyi bilgi vereceklerdir. Bunu çekimlerde muhakkak göreceğiz. Ama sosyal anlamda toplumun sosyal yapısı anlamında muhakkak gençlerin ve kadınların bu çalışmalar içerisinde yer almasını önemli arzu ediyoruz ve istiyoruz da. Bununla ilgili de zaten daha önce birçok çalışmamız oldu. Ağzınıza sağlık, teşekkürler. Ha, buraya gelmişken şeyi de söyleyeyim. Şimdi burada yaklaşık 2-2,5 kilometre ileride bizim bir Bebin suyumuz var. Doğal olarak o dağın altında kaynıyor ve dolayısıyla bizim köyümüzü besleyen de bir sudur. Çok değerli bir sudur. Oradan diyelim ki karpuzu götürdük, koyduk. 3-5 dakika sonra sürmüyor belki o kadar. O karpuz orada çarpmıyor. Çok kısa sürede soğuk. Yani çok aşırı bir soğuk su. Ve o karpuzu da ben 3-5 dakika diyorum. Benim bacanağım şimdi hemen katılacak. Bacanak gel şöyle. Onun şöyle katılacaktı. Bekle getirdim. Bu araziyamızın suyudur yani. Evet. Onun için götürmek istiyoruz. Böyle devamlı böyle... Şu anda boşa akıyor değil mi şu anda? Yok, köye akıyor şu anda ama tabii buradaki bizim kanal sistemimizi ve suyu götüreceğimiz sistemi biraz daha geliştirmemiz lazım. O yüzden burada yaşayan komşularımız, özellikle muhtarlarımız bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Ve buradaki suyun isale olması, daha böyle bir tarafı kapalı bir tarafı açık şekilde köye kadar gidip köyde de bunun daha çok insanlarımıza ulaşmasını, özellikle tarım ve hayvancılığa katkı sunmasını istiyoruz. Bölgemizde tarım ve hayvancılığa çok uygun bir bölge ve dolayısıyla bundan dolayı da buradaki suya da ihtiyacımız var. Çünkü su olursa tarım olur, su olursa hayvancılık olur, su olursa burada yaşam olur. Su olarak iyi bir noktadayız ama o suyun da muhakkak düzgün bir şekilde yetkililerin de yardımıyla köyümüze daha düzenli bir şekilde götürmenin yoluna bakıyoruz. Köy muhtarlığımız da bununla ilgili derneğimizle beraber bir çalışması var zaten. Onların da emeğine sağlık. Ağzınıza sağlık. Size de ayrıca çok teşekkür ederiz. Çevre köyler çok şükür herkes de geldi, katkıda bulundu. Yani bu eylemde ziyaret amaçlı geliyorlar tabii. Her kim ne niyetle gelirse hoş gelmiş, sefa gelmiş. Ağzınıza sağlık. Söylediğimiz bu kadar. Yeter ki suyumuz gelsin, her şey olur, her şey. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Melhemin neymiş, getir de sürek. Hasretin neden bitmez nazlı yar? Dağda şahlatmışım derdimi. İsyan ettim boşa boşa nazlı yar. Dağda şahlatmışım derdimi. İsyan ettim boşa boşa nazlı yar. Gel de şu ömrümü gülü sahneyle. Yetmedi mi senden ayrı kaldığım? Rüzgarın savurdu yanan küllerim. Hiç değmez mi zalim bana yüreğim? Gel de şu ömrümü gülü sahneyle. Yetmedi mi senden ayrı kaldığım? Rüzgarın savurdu yanan küllerim. Hiç değmez mi zalim bana yüreğim?
ta ezelden beri sevdan bendedir. Emanetin öyle derin yerdedir. Hep hayalim kurdum, kendim avuttum. Kalbimin cenneti sensin nazlı yar. Hep hayalim kurdum, kendim avuttum. Kalbimin cenneti sensin nazlı yar. Gel de şu ömrümü gülüşsan eyle. Yetmedi mi senden ayrı kaldığım? Rüzgarım savurdu yanan küllerim. Hiç değmez mi zalim bana? Başkanım, emeklerinize sağlık, gerçekten de çok güzel oldu. Her sene düzenleniyoruz. Her sene köyümüzün kurulduğundan beri her sene bir sene iki Sivri'ye, bir sene de Haydar Baba ziyaretine ziyaret kurbanlarımız kesilir. Bu bizim atalarımızdan, dedelerimizden bize miraçtır. Bugün de biz İstanbul'da dernek olarak buradaki kurbanımıza niyaz etmeye geldik. Köylülerimizle beraber kurbanımızı keseceğiz Allah'ın izniyle. Kaymakamımızı bekliyoruz. Ona yaklaşık bir 40 dakika sonra burada olacak. Garnizon komutanımız burada olacak. Biraz biz seninle beraber şöyle teyzeleri, dedeleri bir böyle dolaşalım. Merhabalar. Herkese merhabalar. Tamam. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Bizim yapıyoruz. Kolay gelsin, bereketli olsun. Ne yapıyoruz burada? Un oluyoruz. Para topluyoruz. Ha, para topluyoruz, tamam. Hasılat mı? Tamam, kolay gelsin. Arkadaşlar, sağ başkanımızla beraber teyzeleri, dedeleri ziyaret ediyoruz. Herkese merhabalar. Kurbanınız hayırlara vesile olsun. Başkanım, normalde daha kalabalık oluyordu ama bu sene şeye denk geldi. Muharrem ayına denk geldi herhalde. Evet, ondan da normalde biraz... 7. ayın 2. haftasıydı bizim geleneksel olarak. Ama bu ay 2. haftası Muharrem ayına geldiği için, oruçlar tutulacağı için bir hafta önceye aldık. Tabii gurbetteki, yurt dışındaki arkadaşlarımız katılamadı. İstanbul'daki arkadaşlarımız programlarını uygulayamadılar. Ama yine de iyi bir karabalıkla evet, kurbanlarımızı kesiyoruz. Başkanım, dernekçilik konusunda Gölköy'ü ben çok takdir ediyorum. Gerek Avrupa yapılanması, gerek de Türkiye yapılanması çok kuvvetli. Emeklerinize sağlık bu arada. Gerçekten çok iyi. İyi yere değindiniz. Ben de burada Gölköy Avrupa Fon Birliği'ne teşekkür ediyorum. Bizim buradaki aşevimiz noktasında, Gölköy'ündeki kültür evi noktasında çok büyük katkıları oldu. Gölköy Dernek Başkanı olarak Avrupa Gölköy Fon Birliği'ne çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. İşte böyle. Bence içeriği de çektik başkanım. Bir daha girelim. Her evet, sefer geldiğimizde bizim amca ocağın başında geçen de öyleydi. Evet. Daha önce böyle bir düzenimiz yoktu. Çok güzel olmuş, emeğinize sağlık. Aşağıdan bütün eşyalarını getiriyordu. Burada zor şartlarda, zor koşullarda, açık havalarda kurbanlarını yapıyordu. Daha sonra köylerimizin talebi üzerine Gölköy Yaylaşı Aşevini, dediğim gibi köy derneği, Gölköy Derneği, muhtarlığımız ve Avrupa Gölköyleri Fon Derneği ile birlikte böyle bir yapı oluşturduk. Köylerimiz daha çabuk yapı içerisinde dini inançlarını yerlerine getiriyorlar. Kurbanlarını, birlik kurbanlarını kesiyorlar. Birlik ve beraberlik içerisinde her sene 7. ayın 2. haftası bu kutlamayı yapıyoruz. Dediğimiz gibi üzerine basa basa söylüyorum. Oroç ayına girdiğimizden dolayı bir hafta erkene aldık ve kurbanlarımız da burada pişiyor, aşçılarımız. Allah kabul etsin. Aşçımız da çok yerde denk geliyoruz. Hep tezgahın başında oluyor. Kurbanların başında genelde. Çok sağ olun. Ve dahil yemeklerin başında. Allah kabul etsin. Sen de emeğine sağlık. Çok teşekkürler. Selam. İzleyen herkes. Sağ olun. İstanbul'da herkese. Selamlar. Selamlar.
Şengol. Ne o kız bana erin de. Ya o gün sıcakta buradan yandık bir yaşarız ya bir kesin değil. Şuraya bak. Evet, evet. Şafak selamlar başkanım benim. Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. İsteyenlere selam olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar olsun. Evet, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun da. Buyurun, beraber olsun efendim. Baki Bey, beraber olsun. Sağ olun. Sen karnı değildi ya. Yok. Geliyorum birazdan. He, birazdan bulursun. Bugün dostlara selam olsun bizde. Herkese aynen. Selam. Herkes. Var var. Bak ne bileyim bak ya. Olsun. Şşş. Her gel. Olsun. Gelin. Amca selamlar. Çığ öyle ya çığ. Evet. Selamlar olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi iyisiniz, nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Sizi takip ediyoruz. Çok teşekkürler. Burada da karşılaştık. Çok sağ olun. İstanbul'dan ayağımı tozuyla geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizler de hoş geldik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sık karşılaşıyoruz. Evet, aynı sık karşılaşıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz böyle şeyleri. Sağ olun. Sağ olun. Selamlar, merhabalar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bakın, hoş geldin canım. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Sen de her sefer, her seferde... Amcam oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl canım benim? İyi valla, sen de her seferinde şeyin başındayız. Yemeğin başında yakalıyoruz ya. Amca zaten başa bir şey yaramıyoruz. 35 sene lokantacılık yaptı. Tekrar bir sefer buraya geldik. İşte burada da abiyle idare ediyoruz ama yaşlandık, kollarım ağrıyor ama... Ne yapacağız? Yardımcı kim? Yardımcı. Yardımcı bir çiçek kim var. Yardımcı ediyorum bana. Üç kişiyi görevlendirdiler. Evet. Ama ben de zaman... Ne zaman görsem tencerenin başında ha? O şimdi şef aşçı, biz aşçı. Ne yaptın? Kavurma mı yaptın? Ne yaptın? Yok, biraz suyu yapmadım. Biraz suyu, he? Biraz suyu bir şey yaptım. Emeğine sağlık. Yokmuşlar suyu yaptım. He, o da var, o da var. Bir de pilav yapacağız. Vallahi şeyler geldi, saplarımız geldi. Evet, yok. Evet. Ya da bugün biraz işte biraz rüzgar var, yoksa güzeldi aslında da. Evet. Bak nerede sonra çıkalım. Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlar gerçekten efsane bir güzellik var. Efsane bir güzellik var. Kim geldi? Çoğu herkese çamur. Gel. Gel. Thank you.
O zaman kendisi giden kaymakam beni görüştürmüyor. Geri geldim için söz yok ama bir aksın olmaz. Ben geleceğim. Komutan bunu oturup. Buyurun. Buyurun oturup. Tamam beyler. Ben ne görmedim. Şimdi melelere gelene kadar hafımla idare edin. Bekler mağazan köy güzel çay. İnşallah. Ya biraz sapa bir yer. Biraz ters düştüğü için. Oturuz, hadi otur. Kemal Efendi. Çekil sen. Ela abla geldi, Ela abla. Ela ablayı çok çekiyoruz ya. Çok çekiyoruz. Çok çalışıyor. Kahve biraz fazla çok çalışıyor. İyi ki varsın. Sağ olasın. Benim gibi dostlar hep olsun. Sağ ol, teşekkürler. Hoş geldiniz, merhaba. Sergiliyoruz.
bizim yöremize has Orçul bölgesine has makamlarını sergileyeceğiz. Keyifle izledim. Kemal abi de o kadar samimi, sen oğlu oldun daha yeni öğreniyorum ha. Bu da sandal gibi. Evet arkadaşlar, böyle kurban da burada dağıtılıyor. Ben gidelim. Sakın elleme ha, sırada. Allah kabul etsin, bereketli olsun kurbanınız. Sen kime arıyorsun? Teşekkür ettik. Sen kime? Kurban sırasındayız. Dört kişi arıyorsun. Sen?
Tüm komşular davetlidir. Bekleriz seni. Temmuz'un ikinci haftası. Türkiye. Yine koy o. Thank you.
Dağdaki sesi bak. Çobanın dağdaki sesi kızım. Teşekkürler.
köylerimiz, değerli komşu köylerimiz, misafirlerimiz, iki sivil ziyaretimize ve Göl Köyü yaylamız, Haşevi'nizdeki etkinliğin kurbanımıza hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda 2023 yılında Göl Köyler Derneği Avrupa Göl Köyler Fon Birliği'mizi Göl Köyü Muhtarlığımız tarafından 2023 yılında açılışını yaptığımız Aşevi'mizin köylülerimize hayırlı uğurlu olması, nice kurbanların kesilmesini temenni etmekteyiz. Dönem birlikte çalışma ve görevi sağlık sorunlarından dolayı bize devreden eski başkanımız Nurettin Dağ'a da ayrıca katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Göl köyümüzün kuruluşundan bu yana muhtarlık yapan, ağzı olan, dernek başkanlığı yapan, yönetim kurullarında görev alan, komisyonlarda görev alan köylerimize teşekkür ederiz. Bu köyümüze hizmetlerinden dolayı, katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ederiz. Hepinizi yönetim kurulum ve şahsım adına, birlik ve dayanışma adına selamlıyorum. Kıymetli komşularımız, kıymetli misafirlerimiz, öncelikle ziyaretimizde bu organizasyonu yapan köy muhtarlığımıza, buna destek olan, emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepiniz hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Bu nesilden nesile gelen, köyümüzün kuruluşundan bugüne kadar yaptığımız bu ziyaretlerin bundan sonraki süreçte de yeni nesillere devir olacak şekilde ayarlanıp bu geleneklerin, bu ziyaretlerin unutulmaması, bir sene Haydar Baba, bir sene iki Sivri ziyaretine gidilerek bunun devam ettirilmesi ve geçmişimizi bilerek geleceğimize yön ışık vermemiz çok önemlidir. Bugün ciddi bir protokol bekleniyordu. Maalesef başka bir köyde kaymakamın rahatsızlanmasından dolayı kaymakam ve belediye başkanı buraya gelemediler. Ondan dolayı programın içeriğinden bir değişiklik olmuştur. Bir miktar değişiklik olmuştur. O yüzden onlara da teşekkür ediyoruz. Bize de zaman ayırmışlardı ama onların kendi tarafındaki rahatsızlıktan dolayı kaymakamımız rahatsızlanmıştı muhtarım, öyle demişti. O yüzden programımıza katılamadı. Ama bu da şöyle ki, biz artık buraya kaymakamları getirebiliyoruz. Biz artık buraya belediye başkanlarını getirebiliyoruz. Hatta milletvekilleri gelecek önümüzdeki süreçlerde. O yüzden bu da köyümüzdeki birlik, dayanışma ve bir arada olmayla olacaktır bu da. O yüzden Göl Köyü bir bütündür. Göl Köyü'nün her ferdi bizim için kıymetlidir. Bu köye emek veren, taş üstüne taş koyan, kilometrelerce uzaktan buraya gelip, buraya hizmet eden, emek veren, burada kalan, yaz, kış burada kalan veyahut da kışın sonuna kadar burada kalıp hizmet eden insanlarımız bizim için değerlidir. Buranın ocağını tüttürüyorlar, buranın ışığını açık bırakıyorlar, buranın yolunu açık bırakıyorlar. Onlar olmazsa köyümüz sahipsiz kalır. Biliyorsunuz yeni yasayla beraber köy nüfusu azalırsa buraya da farklı yerlerden insanları getirip yerleştirirler ve biz de burada çok büyük sorunlar yaşarız. O yüzden mümkün mertebe herkes nüfusunu müsait olan, emekli olan, İstanbul'da büyük şehirlerde iş olmayan komşularımızın nüfusunu buraya alıp buranın nüfusunu fazla gösterip burayla ilgili tarımsal çalışmalar, hayvansal çalışmalar, arıcılık ve diğer faaliyetleri yapıp köyümüzü daha böyle aktif işler halinde tutmamız lazım. Yaylaları boş bırakmamamız lazım. Çok güzel eserler yapıldı köyümüzde son yıllarda. En sonuncusu 2023 yılında yapılan aşevimizdir. Çok kıymetlidir. Bugün de bunu hepimiz gördük. O kadar malzeme aşağıdan yukarıya taşınırdı. Bir sürü eziyet çekilirdi. Bakın bu demirler de buraya sabitlendi. Herkes çadırını toplayacak, çantasını alıp gidecek. Ne kadar güzel bir hizmet. Bu da nesilden nesile kalacak. Emek veren, hizmet veren, buna katkıda bulunan herkesin yüreğine sağlık. Biraz lafı uzattım, kusura bakmayın ama bir mesaj vermek durumundaydım. O yüzden hepinizi saygıyla, sevgiyle ve dayanışmayla selamlıyorum. Canı gönülden öpüyorum. Değerli, çok değerli komşularımız. İki sene önce geldiğimde gerçekten çok eksik şeyler vardı bu etkinlikte, bu yaylamızda. O gün dile getirdik, o gün gündeme aldık.
ve Avrupa Fon Birliği Yönetim Kurulu olarak. Selamünaleyküm millet, hepiniz hoş geldiniz. Yönetim Kurulu olarak gereken neyse dedik, bu yardımı veya katkıyı yapacağımıza söz verdik. Ve öncelikle Avrupa Fon Birliği adına bütün insanlarımıza, komşularımıza çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var, herkesin bir katkısı vardır. Zaten o listede de gördüğünüz gibi gerçekten bunlar çok güzel şeyler. Onun için Avrupa Fon Birliği, Türkiye'deki dernek yönetimi ve muhtarlık heyetimiz üçü bir arada dayanışma içerisinde bu eseri, bu projeyi yaptık ve başardık. Gerçekten çok mutluyum bugün tekrar katıldığımdan dolayı. Herkesin emeğine sağlık. Daha ileride inşallah daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Şafak Seryol ve Özcan Seryol, biliyorsunuz gurbette kendileri köyümüze katkıda bulunabilme adına bu belgesel çekimini kendi bütçeleriyle ilgili bize bağışta bulunmuştur. Bu çekimin tamamen bedelini Şafak Seryol'la Özcan Seryol karşılamıştır. Köylerimizin adına ona ikisine de teşekkür ediyoruz. Katkılarının devamını bekliyoruz. Şeffaflıktan yanayız. Güzel bir şey. Bakın yapılan her şey asılıyor. Herkes görüyor ve sonucunda herkese tutarıyla beraber söylüyor. Bu konu çok önemliydi. Yıllardan beri süre gelen bu konu ve bu şekilde devam etmesi de güzeldi. Burada yapılan tüm etkinliklerde toplanan para, harcanan para, verilen bağışların oraya yazılması, asılması, değil mi muhtarım? Evet. Valla isterseniz ben arkadaş soru sorduğu için cevabını vereyim. Arkadaşlar biz bu aşevini yaparken biraz önce Binali arkadaşımız da söylediği gibi bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonun içerisinde köy dernek başkanları, aynı zamanda fon birlik ve o dönemki muhtar arkadaşlarımız vardı. Alınan her para komisyon denetimi altında denetim usulü üzerine alındı. Bu paralar nereye harcandı, kaç para alındı, kim kaç para verdi noktasında tamamen kayıt altındadır. Biraz önce arkadaşımızın söylediği soruda bir tanesini aşağıda kültür merkezi dediğimiz yere astık. Daha doğrusu muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Muhtar heyetiyle beraber oraya astılar. Bir tanesini de buraya astılar. Biz o zaman tabela değeri koymuştuk. Demiştik ki 30 binin üzerine para veren, bağış yapan tabela değerini alır dedik. O dönemde bize ilk başvuran Efendi Suludere'ydi. İkinci başvuran da Aslan Suludere'ydi. O yüzden tabelayı yaptırırken Efendi Suludere ve Aslan Suludere'nin ismini tabela değerine verdik. Diğer köylülerimiz 100 lira da veren, 1000 lira da veren, 10 bin lira veren de karşılığına para yazmadık. Para yazılmasının hoş olacağına inanmadığımdan dolayı kendim inisiyatif aldım köy derneği olarak. Sadece bağışçıların isimlerini yazdık ve o bağışçıların isimleri hem aşevimizde var hem kültür merkezimizde var. Arkadaşlar orada kontrol edebilirler. Eksiğimiz varsa, yanlışımız varsa bizi uyarırlar. Orada bir düzeltme daha yaparız ama bizim elimizdeki mevcut doneler bunlardı. Biz de bu doneleri yaptık. Herhangi bir aşevi yapılımında herhangi bir para artımı olmadı. Tabela değeri olan arkadaşlara da bilgi verdik. Bütün para bitti. Tabelayı da ben kendi adıma köylerime hediye almıştı. Kendim yaptırdım ve oraya astım. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Bugünkü kurbanımız, kurban birliğimiz Allah katında, hak katında kabul ola. Birliğimiz daim olsun. Göl Köylüler Derneği, FON ve muhtarlığımız birlikte hareket ettiğimiz sürece köyümüzde aşamayacağımız hiçbir problemin olmayacağı inancıyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.